Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömür Erdem Hakkı. Bugün anlatacağımız konu kök hücre tedavisi. Sertleşme sorununda son 5 yılda oldukça popüler olan tedavilerden bir tanesi kök hücre tedavisi ne kadar çalışıyor, hastalarda sertleşme bozukluğunu ne kadar düzeltiyor, bir kök hücre tedavisi yaparken ne kadar bir beklenti içerisinde olmamız lazım, nasıl bir tedavi bunu anlatacağım kısaca. Ee, arkadaşlar son 5 seneden beri kök hücre tedavisi peniste doku jenerasyonu, yani doku yenilenmesini sağlamak için, buna bağlı olarak sertleşme bozukluğunu düzeltmek için yapılıyor. Nasıl bir tedavi? Kandan, göbek, göbek yağından ya da kemik iliğinden alınan kök hücrelerle belli bir işlemden geçirerek buradaki doku alınıyor. Mesela yağlar alınıyor, kan alınıyor. Belli bir işlemden geçiriliyor. Kök hücreler yoğunlaştırılıyor ve penisin süngerimsi cisimlerine naklediliyor, enjekte ediliyor. Bebek belli bir süre. Bir kere yapılan bir işlem, Günü birlik bir işlem. Hastaya işlem yaptıktan sonra evine gönderiyorsunuz. Hasta ertesi gün günlük işlerine devam ediyor. Böyle bir işlem. Burada beklentimiz ne? Bizim kök hücreleri penise naklettikten sonra bunun kök hücrelerin peniste yeni penis hücrelerine işte kavanolcisimde yeni ve sağlıklı kök hücrelerin oluşumunun gelişmesini sağlamak ve aslanın sertleşmeyle ilgili şikayetlerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak gibi bir amaç var. Bir standardı var mı? Göbek yağından mı alalım, kemik mi alalım, yoksa kandan mı alalım, herhangi bir standardı yok arkadaşlar. Şimdi Şubat ayında kök hücre tedavisi ile ilgili, sertleşmede kök hücre tedavisi ile ilgili sistematik derleme yayınlandı. Avrupa'nın prestij dergilerinden, Sexual Journal Medicine'da. Şimdi burada dediği şu, 19 tane çalışma ele alınmış. Çalışmalara katılan hastaların miktarı az. 6 hasta, 10 hasta, 15 hasta. Ve iki tane de randomize kontrollü çalışma değerlendirilmiş. Şimdi dediği şu özetle basitçe söylemek gerekirse küçük çalışmalarda yapılan kanıt düzeyi birazcık daha düşük olan çalışmalarda e, kök hücre tedavisi ile ilgili olumlu tedavi edici bir sonuç ortaya çıkartmış. Ama iki tane randomize kontrolü çalışma var. Randomize kontrolü çalışma şu demek. Yani hastaların iki gruba ayrılıyor. Bir gruba normal kök hücre tedavisi veriliyor. Bir gruba sahte ilaç veriliyor. Şimdi randomize kontrolü çalışmalarda çıkan sonuç diyor ki sahte ilaç da diyor kök hücre tedavisinin sonuçları aynı çıktı diyor. Yani arada hiçbir fark çıkmadı diyor. küçük çalışmalara baktığımız zaman küçük çalışmalardaki sonuçlarda kök hücre tedavisi uygulandıktan sonra hastalarda sonuçlara göre hastaların %50'si ile %70'i ciddi bir fayda sağlamış. Yani o sonuç olarak bilimsel çalışmaların sonuçları kafa karışıklığı yaratıyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi kök hücre tedavisi uyguladığımız hastalar bizim ileri derecede tedavi edilmesi en zor sertleşme sorunu hasta grubu. Yani biz bunu birinci basamak bir tedavi olarak kök hücresi her sertleşme bozukluğu polikliniğe gelen hasta biz kök hücre tedavisi yapmıyoruz. İlaç tedavisinden fayda görmemiş ya da çok dalga tedavisinden fayda görmemiş. Penis protezi implantasyonu yani mutluluk çubuğu artık taksak mı mutlulukçu bu operasyonu yapsak mı diye düşündüğümüz. Hastalarda kök hücre tedavisi yapabiliyoruz gerçekten. Bazı hastalarda çok olumlu sonuçlar verebiliyor. En sık sorulan sorulardan bir tanesi de acaba etkinlik süresi ne kadar? Arkadaşlar şu ana kadar benim takip ettiğim 1-2 yıldan beri etkinliği devam eden hastalar var. Çalışmalarda da en uzun çalışma 1 yıl olarak yapılmış. 1 yıl boyunca etkinliği devam eden hastalar var. Ama şunu da kabul etmek lazım ki hastanın altta yatan patolojileri işte sigara alkolü, düzensiz hayatı, beslenme bozukluğu gibi ciddi problemleri, damar hastalıkları, şeker hastalığı gibi böyle ortadan kaldırılmamış problemleri varsa eğer hastada tabii ki kök hücrenin tedavisinin getireceği iyilik halinin biz geçici olmasına bekliyoruz. Zaten bu rejeneratif tedavilerden birisi. Yani şok dalgası tedavisiyle beraber kök tedavisi yapılabilir. Botoks tedavisiyle beraber kök tedavisi yapılabilir ya da ozonlanmış kök tedavisi uygulanabilir. E tabii bunların bir maliyeti var arkadaşlar. Kök tedavisi şu anda rejeneratif tedaviler arasında yani doku yenileyici tedaviler arasında e, uyguladığınız e, preparata göre yani e, fiyatı yüksek olabiliyor baktığınızda şu anda piyasada. Minimum kök hücre tedavisi 20 bin liradan başlıyor. 100 bin liraya kadar giriyor. Virolojide birçok alanda kullanılabiliyor. Kısırlıkta kullanılabiliyor. Sertleşme probleminde kullanılabiliyor. Peyroni dediğimiz penis eğriliği ile ilgili durumlarda kullanılabiliyor. Genel olarak kök hücre tedavisi bu şekilde uygulaması basit arkadaşlar. Dediğimiz gibi günübirlik hastadan kanını ya da işte göbek yağını aldıktan sonra uygulama yapıldıktan sonra hasta günlük işlerine devam ettiği bir tedavi şekli. Eğer bununla ilgili bilgi almak isterseniz bana iletişim hattından ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler saygılarımla.